Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6 Nisan Salı günü akşam 10.25 sularındayız. Dolar kısa vadeli analizine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, öncelikle dün neler söylemiştik ona bir bakalım. Kapak sayfamızda dolar 8.21'i geçemedik dolarda. Şimdi 8.05 desteği var demiştik. Ve özet kısmında da şunları yazmıştık. Dolar TL'de düşüş trendi devam ediyor. Çok kısa ve özet bir şekilde 8.21'den direnci gördük ve o noktadan arkadaşlar gerçekten sert bir şekilde geri döndük. 8.18 seviyesinin altında kapanış yaptıkça da düşüş eğiliminin yani trendinin devam edeceğini yazmıştık. Yine destek dirençleri vermiştik. 8.11, 8.05 yakın tarafta. Direnç tarafında da 8.14, 8.18, 8.21 bizim de dirençlerimizde. Peki, şimdi günlük bazdaki grafiği açıyoruz. Şu an 8.14'ler civarında geziniyoruz. Ve burası da gördüğünüz gibi direnç noktalarımızdan bir tanesiydi. Henüz o seviyenin üzerinde kalıcı olamadık. Eğer 8.14'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak en azından ilk direnci geçtiğimizi varsayabiliriz. Ve sonrasında da 8.18'ler var arkadaşlar kabaca. 8.17, 8.18'ler. Birazdan da onun önemli bir değer olduğunu sizlere anlatacağım. Şimdi birazcık daha geriye gidelim. Geriye gittiğimizde birazcık çizgiler size karmaşık gelebilir ama ben yine birazcık basitleştirme yoluna gideceğim. Buradaki grafiğe baktığımızda alttaki hacim grafiğine bir bakalım. Sonrasında kapatacağım çünkü kafanızı karıştırmasın. Bakın burada hacmin düştüğü noktalarda düşüş seyrinde devam ettiğini gözlemliyoruz. Ve tekrardan yükselişe geçtiği noktalarda da sert yükselişler meydana gelmiş. Ve öncesindeki yeniden 8.60'lara gittiğimiz noktalarda da yine hacim çok yüksek bir şekilde devam ediyordu. Birden bakın pat diye aşağı doğru düşüşten sonra da burada aslında gücü zayıflamış trendin, düşüş yükseliş hareketinin ve düşüş hareketi güçlenmişti. Şimdi hacmi tarafını bir kapatalım. Şurada kapatılıyor olması lazım. Evet, oynak biraz. Evet, şimdi arkadaşlar burada 7.17'ler, 7.18'lere kadar düştükten sonra şöyle bir yükseliş yaşamıştık biliyorsunuz. Devalü olmuştu hatta dolar TL. Daha doğrusu TL devalü olmuştu ve burada da 8.18 önce sonrasında da 8.47'lere kadar yükselmiştik. Buradaki harekete bakarsanız burada bir tane üçgen yapısı vardı. Yani onu da şöyle yapalım. Yine çizgilerden anlama ihtimaliniz düşebilir. Bakın burada bir üçgen yapısı vardı. Bakın gördüğünüz gibi bu üçgen yapısını yukarı doğru kırdıktan sonra da üçgen kadar hatta yukarı gitme potansiyelimizin olduğundan bahsetmiştik. Bu çizgiyi de bakın kırılma noktasına koyduğumuzda bakın tam 8.47-8.50 bölgesine erişmiş olduk. Tabi belki bunu hassas çizsek daha iyi olacaktı. Ve buradaki yapı da aslında dikkat ederseniz burası bizim direğimiz. Ve burası da üçgen, simetrik üçgen bizim bayrak direk formasyonumuz oluşuyordu. Nasıl bir şeydi? Tekrar bakın boş tarafta çizeyim size. Bakın gördüğünüz gibi bu üçgeni yukarı kırdıktan sonra da üçgen boyu kadar yukarı gitmiştik. Dikkat ettiyseniz bu üçgen boyunda ölçtüğümüzde buraya koyduktan sonra da hedefimiz burası olmuştu. Yani bizim burası yükseliş hareketimiz, sert yükseliş düzeltmesi ve tekrar devam etti. Ve şimdi tekrar içerisinde bir düzeltme yaşarken sonrasında da 8.23'ten biz düşüş trendine girdik demiştik. Peki ne anlama geliyor? Biz düzeltme ile sonrasından gelen yükselişi birleştirdiğimizde bakın böyle bir yapı oluşuyor. Hatta üst taraftaki biz geriden gelerek tepe noktalarını birleştirdiğimizde de aslında böyle bir yükselen kama formasyonu diyebiliriz buna. Buranın da kırılması bakın burada 8.32'lerden olmuştu ve bizim analiz sistemimize göre de 8.23'lerden analiz sistemimiz düşüş sinyalini oluşturmuştu. Ve burada da yine ne zaman yazmışız? Burada tarihi var. 1 Nisan tarihinde 8.23'ten düşüş sinyali oluşturmuştuk. 8.46'dan nereye geldik? 7.98'lere, 7.97'lere kadar geldik. Bazı yerlerde 8.97, pardon 7.97, bazı yerlerde 7.98. Çok önemli değil. Ve geri dönüyorum bizim analiz sayfamıza. Analiz sayfamıza geri döndüğümüzde o günden beri arkadaşlar burada 7.97'ler ucuz olduğu için bazı yatırımcılar burada alım yapmış, yukarı doğru taşımış. Burada iğne atmasından anlıyoruz ve altta da 8.08, 8.10'larda önemli destek olduğunu görüyoruz. Yani 8.10'ların altına pek atmadığını gösteriyor bize. Yani şöyle bakın çizgiyle çizersem daha iyi anlayacaksınız. Ve üstteki eğilimde çizdiğimizde bakın yine üçgen formasyonuna dönüştü mü?
dönüştü arkadaşlar. Bakın şöyle bir yapıya dönüştü. Bunun ismi de bizim alçalan üçgen. Detayları yine eğitim seti videolarımızda anlattığımız durum arkadaşlar. Tabii ki bunları birazcık daha detaylı anlatmak gerekiyor. Ve burada da bakın yine görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da yine bir üçgen vardı. Hatta şurada da demin bahsettiğimiz simetrik üçgen, direk üçgen. Şimdi de burada da direk alçalan üçgen ve alçalan üçgeni de kısmen burada aşağı yarmış durumdaydık 8-23 seviyesinde. Tabii biz burada çok büyük bir derin düşüş yaşamadık. Çünkü önceki noktalarda özellikle bakın yine şu noktalarda bizim kapanışlarımız var. Burası da 7.95'lerden geçiyor. Hemen hemen o noktalardan şuralarda da zaten satıcı olduğunu görüyoruz. Demek ki buralarda sağlam alıcılar varmış daha önceki noktalarda. Ve bu noktada da şöyle yukarı doğru taşımıştı. Şimdi buradaki düşüş trendi başladıktan sonra yeniden burada destek olmasını bekleriz. Formasyon ve trend açısından. Ayrıca yine Fibonacci'yi de çalıştırırsak arkadaşlar burada Fibonacci'yi çalıştırdığımızda karşımıza çıkan nokta 7.97 gördüğünüz gibi tam noktasında burada bize destek oldu ve tekrardan yukarı atmaya çalışıyoruz ve gördüğünüz gibi 8.16'larda bir Fibonacci direnci var ve bu 8.16'larda arkadaşlar ayrıca tekrardan bizim düşen kanalın üstünden bir tane daha çizgi çekiyorum. Burada şöyle yapabiliriz bir manipülasyonla ufak bir hareketle ince bir ayar çektiğimizde gördüğünüz gibi yarın tepe noktamız 8.16'lardan geçiyor. Ve ayrıca bir tane daha ben Fibonacci yöntemi uygulayacağım ben burada. Orada da Fibonacci uyguladığımda bakın 8.16, 30, 8.16 buçuklar civarında bir dirençle karşılaşıyoruz. Yani biz 8.16'ların üzerine bugün çıktık ama o noktada bir kapanış göremedik. 8.14, 8.13'lerde geziniyoruz ve yükseliş denemesi bugün aslında ufak da olsa geldi. Ama ben bugünkü indikatörlerle beraber ve MOON grafikleriyle beraber, fiyat grafiğiyle beraber değerlendirdiğimde bu hareketin henüz güçlü olmadığını ben düşünüyorum. Yine şu hacmi kapatıyorum. Buradaki grafik bize yarın arkadaşlar bir yükseliş denemesi gelebileceğini ve burada da bizim artık hareketi anlayacağımız, yani bu 8.15'leri, 8.16'ları, 8.16 buçukları daha doğrusu kırıp kıramayacağımız arkadaşlar biz burada anlayacağız. 8.11'lerde alt tarafta tutunmaya çalışıyoruz. 8.16'larda da direncimiz var. Yani bakın şurası artık bizim direncimiz. 8.18, 8.16 bölgesi ortalamasını alırsak 8.17 diyelim biz buraya. Alt tarafta da 8.11'lerde hatırlarsanız çok direndi. Alt tarafa salmadı. Burada salmıştı hatta dikkat edersiniz. 7.97'ler geldi ama bu sonraki harekette onu da şöyle göstereyim. Saatlik bazdaki grafiği açarsak hatta 5 dakikalık grafiği bile açabiliriz. Bakın 5 dakikalık grafikte burada 8.10'larda 8.11'lerde resmen alıcılar ve satıcı arasında bir savaş olmuştu. Yine Twitter sayfamızda da bunu bahsetmiştik arkadaşlar. Bir önceki düşüşte yani 7.97'ye giderken bu 8.11'ler kırıldıktan sonra bir şelale gelmişti. Bu 8.11'lerin sonunda ya yukarı ya aşağı gideriz demiştik. Bir kırılım gelmesi lazım sert bir şekilde. Bunu da Twitter sayfamızda paylaşmıştık. Hemen gösterelim onu da. Grafiksel olarak gösterince temiz sayfada daha iyi olabilir. Onun için anlatmak istiyorum. Evet, bakın 14 saat önce saatlerdir dolar aynı duruyor. Yine ani bir hareket mi gelecek demiştik. Bakın burada 8.11'lerde ani bir hareketle 7.97'ye düşmüştük. Bakın burada da sabah saatlerinde 8.11'ler civarında gezindik, durduk. Sabit kaldı hatta dolar. Ve sonrasında sert bir şekilde 8.18'lere doğru gerçekten bir ani bir hareket geldi. Buradaki harekete baktığımızda onu demek istedim arkadaşlar. Burada da kabaca 8.18'lere kadar geldik. Peki dediğimiz gibi arkadaşlar tekrardan geri dönüyorum. 8.11'ler bizim burada yine alt tarafta desteğimiz üçgenin alt noktası olduğu için yani alçalan üçgenin ve üst noktada da düşeni çizdiğimizde de artık 8.17, 8.16'lar bizim için direnç. Bu noktaların üzerine çıkarsak dolarda yeniden bizim burada yaşadığımız düzeltme devam şeklinde olmasa da yeniden arkadaşlar burada yükseliş hareketine başlayabiliriz. İlk hedefimiz de tabii ki burada 8.46 hedefi olacaktır. Yani buradaki gibi sert bir hareket gelmese de
bir önceki tepeyi tekrardan zorlama ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. 8.23'ler önce hedef olacak. Sonrasında 8.35'ler ve 8.35-8.36 civarında ve sonrasında da 8.46'lar var. Fibo ile de destekleyelim. Bakın arkadaşlar buraya elle çizdim. Fibonacci ile de koyduğumuzda bakalım neler çıkacak. Evet 8.23, 8.28, 8.36 bakın tesadüf mü? 8.46'da da yine bir direncimiz olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça mantıklı değerler ve burada da kilit nokta 8.16 arkadaşlar. 8.17 civarındaki noktamız. Yarın bir test olacaktır diye düşünüyorum. 8.16, 8.17'ye yeniden kırmaya çalışacağız gibi gözüküyor. Eğer oraya kıramazsak bu hareket diyeceğiz ki artık demek ki alıcılar burada çok ciddi değil. Aşağı doğru baskı artacak diye ben gözlemleyeceğim. Yoksa 8.16'dan üzerine artarsak demek ki artık bu hareket 8.22, 8.36, 8.46 hedeflerini tek tek yukarı doğru merdivenleri çıkmaya çalışacak diye düşüneceğim arkadaşlar. Benim senaryom ve teknik analiz açısından değerlendirmelerim bu yönde. Ayrıca MACD'de şöyle bir negatif bir durum vardı. Bakın dikkat edin. Bugünden itibaren yeniden bir yönelim var. Yukarı doğru dönüşler ve şuradaki harekete de bakarsanız aşağı doğru fark kapanmaya başladı. İndikatörler açısından da değerlendirdiğimizde diğer durumları. Yani özeti yapacağım ama arkadaşlar öncelikle dolar endeksine de bakmak istiyorum. Çünkü dünyayı da bir incelemek lazım. Yani dünyada dolar endeksinde oluyor. Yani dünyada dolar nasıl? Dünyada dolar arkadaşlar zayıflıyor. Belki de bugün destek bulamamasının sebebi budur. 93 seviyesinden bir düşüş trendi başladı demiştik. 92'ler karşımıza çıkabilir diye konuşmuştuk. 92.3'ler. Onun da altına kadar geldim diye bakıyorum. Tam arkadaşlar 92.31'den şu an dönmüş durumdayız ama halen düşüş trendi de devam ediyor. İndikatörlere baktığımızda burada önemli bir destek 92.2'ler. Bakalım oralardan dönecek mi? Peki Amerikan 10 yıllık faizleri nasıl? Amerikan faizlerine baktığımızda da orada da bir düşüş trendi vardı. Bakın dikkat ettiyseniz burada 1.75'lerin üzerinde bir net bir kapanış yapamamıştık. Şöyle göstereyim. Bakın birinci tepe, ikinci tepe şöyle bir destek bulmuştuk ama şu tepeyi aşamadıktan sonra da bir düşüş trendi başlamıştı. Tepki yükselişleri gelse de arkadaşlar burada yeniden bakın mor ortalamanın da altına doğru gidersek burada 1.50 rakamlarına doğru 1.58 rakamlarına doğru gitme potansiyelimiz gözüküyor. Tabi bu da dolar TL'yi aşağı doğru baskılayacaktır ve dünkü bahsettiğimiz 8.05'ler yine karşımıza çıkacak. Tabii ki burada kritik nokta ne? 8.11 arkadaşlar. Bizim burada pivot noktamız olacak. Birazdan da özet kısmına bunu yazacağım arkadaşlar. Peki dünyayı değerlendirdik. Hem Amerikan faizleri açısından hem de doların dünya para pariteleri veya dünya para birimleri karşısındaki gücünü de anlamış olduk. Dolayısıyla artık özetimizi yapabiliriz. Evet dünkü özeti siliyorum ve bunun üzerine temiz bir sayfa açıyorum. Dolar TL'de bugün bir yükseliş denemesi oldu. Ancak hareketin gücünün yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yarın tekrardan bir deneme olabilir. 8.16.5 seviyesi yükseliş trendinin anahtarı arkadaşlar. Anladınız herhalde demek istediğimi. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan 8.16.5 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Biliyorsunuz 8.23'ten bir ANE sistemi sinyal oluşturmuştu. 8.46'lardan buralara geldik. Destek ve dirençleri yazalım. Destek tabii ki çok önemli. 8.11, 8.05, 8.08'ler var arada yanlış hatırlamıyorsam ufak bir destek. Onu da yazalım. 8.05, 8.02 ve 8 TL. Direnç noktasında 8.16.5, 8.21, 8.26, 8.36 arkadaşlar 8.46'yı da yazabiliriz diye düşünüyorum direnç noktalarını. Bu şekilde de dolar tarafında özetimizi tamamlamış olduk. Dolar endeksi zayıf gözüküyor. Amerikan 10 yıllıkları da aşağı gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Dolar analizi için arkadaşlar burada tamamlıyoruz. İsteyen arkadaşlar burada tamamlayabilir.
Ayrıca arkadaşlar burada teknik analiz setimiz var biliyorsunuz. Onun videoları 11 konu başlığından oluşuyor. Bu konuda bilgi almak isterseniz sol alttaki bir mail adresimiz var. Oraya bir otomatik mail cevabı gelecektir. Boş da olsa bir mail atarsanız bilginiz olsun. Ve şimdi arkadaşlar artık bizim diğer pariteleri, borsayı, Bitcoin'i değerlendirme vaktimiz geldi. Kaydediyorum ve şimdi diğer paritelere bakarsak Euro USD aşağı doğru hareketin olması sebebiyle dolar endeksinde bunun da yukarı gitme potansiyelinden oluşması gayet doğal. Gerçekten de sert bir yükseliş var dolar endeksi sert düştüğü için. Ve burada da bakın bir yükseliş hareketinin tabanda oluştuğunu anlatmıştık 1.17 civarında. Ve o noktadan itibaren de yükseliş hareketi devam ediyor. Önemli bir seviye 1.1870'lere geldik. 1.1880'lere geldik. Burası aşılırsa 1.1930'lara doğru yol var diyebiliriz arkadaşlar. Euro Türk Lirası'na baktığımızda burada hareketin daha güçlü olmasını bekleriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada düşen çizgiyi oluşturduğumuzda kabaca tam o noktalarda gezindiğimizi görüyoruz. Yarın bakalım bu seviye yani 9.62 seviyesinin üzerinde bir kapanış yapabilecek miyiz? Fibo ile de destekleyelim. Bakın 9.65'ler gördüğünüz gibi Fibo noktası ve tam yaklaşayım biraz size sizin için. 9.65 noktasının etrafında geziniyoruz. Şu an 9.65-89'lardayız. Bu nokta kırılırsa arkadaşlar hızlı bir şekilde 9.70 ve 9.80 potansiyeli var. Direnç olarak altta da 9.60 desteği, 9.50 de ayrıca bir destek. Yani şu hareketi mi yapacağız yoksa şu hareketi mi yapacağız arkadaşlar? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Euro açısından da yarın önemli bir gün diye düşünüyorum. Peki sterlinde de bir benzer hareket bekliyorum. Evet çok benzer gözükmüyor çünkü baktığımda şu düşen hareketi çizdiğimde tam sınır bölgesinde kaldığını ve kırmızı bir mum oluşturması sebebiyle sanki dolara daha çok benziyor. Burada da 11.27 seviyesinin altında kaldıkça hareketin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada da yaklaştırdığında 11.26.33 yani 11.27 seviyesini baz alabiliriz. Yani en azından 11.26'ların üzerinde kalmamız gerekiyor ki yukarı doğru potansiyel devam etsin. Yolumuza 11.33, 11.41 olarak devam edelim. Yoksa bizi altta 11.17'ler bekliyor. Sonra altta da 11.15 ve daha altlarda da 11 TL'ler bekliyor diye düşünüyorum ben. Evet bunu da dolar tarafına geçip özetimizi tekrar gösterdikten sonra tamamlıyoruz. Borsa tarafına geçiyoruz. Borsa tarafına geçtiğimizde yine klasik bir yorum yapacağız arkadaşlar ama burada bu hareketleri klasik olarak yorumlamak doğru çünkü trend analizleri yani teknik analiz birbiriyle ilişkili olduğu için bu şekilde anlatmak doğru olacak ve tutarlı olması açısından da mantıklı ve burada bir kanalımızın olduğundan bahsediyorduk. 158.000 üst tarafta bakın 1-2-3 altta da 1-2-3 taraftan aşağı doğru vurulduk. Aşağıdan da 2 tane noktadan destek olduk ama üçüncüsü tutmadı. Ve burada da kanal yüksekliği kadar aşağı gelme potansiyelimizin oluştuğunu formasyon olarak söyleyebiliriz. Baktığımızda da 130 binler, 128 binler olarak ölçmüştük bu noktayı. Daha da alta 125 binlere sarksa da yine de 128 binin üzerinde tutunmuştuk arkadaşlar. Ve sonrasında da tepki yükselişleri geldi. Bakın bu noktayı şuraya sileyim. Bakın şu noktayı yani 143 bin, 144 bin bölgesini burada test etmeye çalıştık ama arkadaşlar başarılı olamadık ve tekrar aşağı geldik. Bu düşüş onayı manasına geliyor. Ve sonrasında tekrardan bu 135 binlerden destek bulduk. Ve buraya da birleştirdiğimizde kabaca bir üçgen formasyonu da oluşmaya başladı. Yani ters bayrak, direk veya direk bayrak formasyonu oluşmaya başladı. Bu formasyonun sonu da arkadaşlar yavaş yavaş geliyoruz. 144 binlerin üzerine aşarsak burada şu yükseklik kadar yukarı doğru gidebiliriz. Yani bu sefer 151 bin seviyelerine doğru bir potansiyel oluşacak eğer 144 binlerin üzerinde kalıcı olursak. Ama baktığımızda bugün durum arkadaşlar biz 142 binlerin altında mı kapattık? Kapanış 142 bin civarında oldu. Ve burada da 142.200'lerin ben önemli olduğunu düşünüyordum. Eğer yarın da arkadaşlar biz burada 142 binin altında bir kapanış görürsek borsada yeniden bir düşüş trendinin başlayacağını sizlere aktarabilirim. Bizim yükseliş hareketimiz burada 140 binlerden başlamıştı. Kabaca 4000 puanlık bir yükseliş hareketi yakaladık. Burada yatay bir hareket vardı. Onun öncesinde 150
5000'lerden bir düşüş sinyali oluşmuştu analiz sistemimizde. 128.000'lere kadar düştük. Sonrasında bu yatay harekette çok bir sinyal oluşmadı açıkçası. Ve sonrasında 140.000'lerde sağlıklı bir sinyal oluştu. Ve 144.000'lere kadar gittikten sonra da yeniden 142.000'lere geldiğimizde burada yarın tekrardan bir düşüş sinyali oluşması ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Eğer 142.000 seviyesinde tutunamazsak tekrardan 141.000 ve sonrasında 139.000, 137.000 seviyeleri karşımıza çıkma ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi olmadan karşımıza çıkacak noktalar bunlar. 144.000'ler bizim için önemli. Buralarda tutunamadığımızı şimdilik görüyoruz. Anlatmak istediğim bu. Peki Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafına geçtiğimizde günlük bazda hareketimize baktığımızda yatay bir seviye arkadaşlar. Buradaki hareket şöyle bir tepe, ikinci bir tepe kabaca ve şu hareketi gözlemliyoruz. Şuradan birazcık eğimli de olsa bir fincan kulp hareketi eğimli bir şekilde oluşmuş gözüküyor. Halen burada yükseliş trendi devam etse de 57.700, 58.000 hareketinin üzerinde kalmamız gerekiyor ki yükseliş trendini devam ettirebilirim. Ve formasyon açısından da baktığımızda bu hareket giderek daralıyor. 13-14 Nisan tarihlerinden sonra yeni bir sert yükseliş veya şelale gelme ihtimali var. Onları da şimdilik arkadaşlar belli olmadığı için ilerleyen günlerde analiz etmeye devam edeceğiz. Peki Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımızda da günlük bazda hareket yine yükseliş trendi içerisinde devam ediyor. Ama burada hareket şu an doji oluşturduğu için çok yukarı gidecek gücü yok. Yatay bir hareket burada mevcut. Çok söyleyecek bir şey yok arkadaşlar burada. 2075 seviyesinin üzerinde kaldıkça orada bir destek var mı? Ona bakmak istiyorum. Şöyle bir hareket yapabiliriz. Çok sağlıklı olmayacak ama. Evet, çok sağlıklı değil. O yüzden bir önceki tepe arkadaşlar burada 2020. 5 saatlik baza bakmak istiyorum çünkü çok sağlıklı bir veri vermedi bana. Dolayısıyla 2080'ler üzerinde kaldıkça günlük bazda yükseliş hareketlerinin devam edeceğini söyleyebiliriz ama burada birazcık tepelere yaklaştık. Bir miktar kar satışları gelebilir. 2130'da ciddi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Peki tekrardan dolar grafiğine geldik. Özetimizi gösterelim ve videomuzu burada tamamlıyoruz. Teknik analiz eğitim setimiz hakkında bilgi verdik ve arkadaşlar size iyi akşamlar, hoşça kalın.